Merhaba değerli izleyiciler. İsmim Şenay Çitim, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Umarım tüm dünyayı sarsan bu pandemi sürecinden bir an evvel kurtuluruz. Çünkü tüm sağlık çalışanları olarak ve halk olarak gerçekten bu süreçte çok yorulduk. Eylül ayının gelmesiyle beraber özellikle polikliniklerimize başvuran hastalardan sık duyduğumuz şikayetleri ve sorunları sizlerle bugün konuşmak istedim. Bu süreçte grip aşısı ve zatürre aşısı olalım mı olmayalım mı bize en çok sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Özellikle hastalarımız şunu düşünüyorlar. Grip aşısı ve zatürre aşısı olduğumuz zaman bağışıklığımız acaba düşer ve koronavirüse çabuk yakalanır mıyız? Veya acaba bu aşılar olduğumuz zaman bizi koronavirüse karşı korur mu diye çok soru soruluyor. Şimdi zatürre dediğimiz toplumda çok sık gördüğümüz, özellikle sağlıklı kişilerde ve erişkinlerde streptokokus pneumonia enfeksiyonuna, bakterisine bağlı olarak gelişen, çabuk tanı konulup kolayca tedavi edilebilen, antibiyotik tedavilerini iyi yanıt veren bir zatürre tipi. Ancak eğer 65 yaşın üstündeyse kişi, bağışıklığı baskılanmış herhangi bir rahatsızlığı varsa, kronik bir rahatsızlığı varsa ya da küçük çocuklarda bu mikroba bağlı zatürreler ağırlaşabiliyor, ölümlere sebep olabiliyor, yoğun bakım ihtiyaçlarına sebep olacak solunum yetmezliklerine yol açabiliyor. O nedenle bunlardan korunmak için özellikle bu yaş gruplarındaki kişilerde mutlaka grip ve zatürre aşısını öneriyoruz. Tabii ki kişiler zatürre aşısı olduğu zaman koronavirüsün sebep olduğu zatürreden kurtulamayacaklar ya da ona karşı bir koruyuculuk ya da koronavirüs zatüresinin hafiflemesine sebep olmayacak. Ancak koronavirüs zatüresine yakalanan bir kişi üzerine ikinci bir bakteriyel bir zatürrenin geçirilmesini ya da yoğun bakım yatışı olduğu zaman ikincil bir enfeksiyon geçirmesinde hastalarımızı koruyucu özellik gösterdiğinden mutlaka zatürre aşısı olmasını öneriyoruz. Tabii ki grip salgınları gene bu kış döneminde de başlayacaktır. Özellikle influenza virüsü biliyorsunuz daha önceki kış aylarında da dönem dönem salgınlara yol açmıştı yine. Ve bu da aynı koronavirüs gibi solunum yoluyla, damlacık yoluyla bulaştığı için biz yine influenza virüsünden koruyacak olan da bu takmaktan çok sıkıldığımız ve yorulduğumuz maskelerimiz olacak. Ve ellerimizi sürekli yıkamamız, dezenfektan kullanmamız ve kişiler arası sosyal mesafemizi korumak bu bağlamda çok önemli. Tabii ki grip olduğumuz zaman, influenza'ya bağlı gripte yüksek ateş, öksürük, balgam, dönem dönem ciddi kas eklem ağrıları, baş ağrısı, bazı kişilerde bulantı kusmaya sebep olabiliyorlar. Aynı koronavirüs gibi ona benzer semptomlarla karşımıza gelebiliyorlar. Tomografi çektiğimizde influenza'ya yakalanan kişilerde de buzlucam görebiliyoruz. O yüzden bu bağlamda bu kışı biraz maalesef ki zor geçireceğiz. Hem influenza hem koronavirüs birbirine çok karışacak bu dönem içerisinde. O nedenle de özellikle 65 yaş üstü kişilerde hastalık olsun olmasın veya kronik bir akciğer hastalığı olan, KOAH hastası, interstisyel akciğer hastalığı, bronşektazisi bulunan kişiler, astımlı kişiler, diyabeti olan kişiler, ciddi alkolikler ve ciddi tütün kullanımı olan kişiler, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer yetmezliği olan, bağışıklığı baskılanmış, bazı kişiler iyi bilir, immün süprese ilaç kullananlar, uzun süreli kortizon tedavisi alan kişiler, dalağı olmayan kişiler mutlaka grip ve zatürre aşısını olmalarını öneriyoruz. Özellikle gebelere de grip aşısı olmasını öneriyoruz. Bu bağlamda bağışıklığı düşecekleri için mutlaka bu hastalarımızı grip ve zatürreden korumamız gerekmektedir. Yumurta alerjisi olan kişiler veya daha önce aşı olmuş ve aşıya bağlı ciddi alerjik reaksiyon geçiren kişiler maalesef grip ve zatürre aşısı olamıyorlar. Ama onun dışındaki kişiler ve bu risk gruplarındaki kişilerin mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz. Ve bu hastalıklardan en azından koronavirüsün önüne geçemediysek bu süreç içerisinde diğer hastalıklardan korumamız gerekiyor hastalarımızı. Genellikle sorulan sorulardan bir tanesi bu aşılar bizde kısırlık yaratır mı diye. Kısırlık yaratmaz. Ciddi bir hastalığa çok fazla karşılaştığımız bir hastalığa yol açmıyor. Vurulduktan sonra bazen bir iki gün böyle halsizlik, yorgunluk,
Vurulan kolda ağırlaşma, kolu kaldırırken biraz kaslarda ağrı yapabilir. 2-3 gün ateş yüksekliğimiz olabilir ama ondan sonra bu semptomlarımız giderek azalacaktır. Bizim için şu dönemde koruyuculuk açısından grip ve zatürre aşılarımız önem arz etmektedir. Tüm halkımıza şimdiden bir an evvel koronavirüsün önüne geçmek ve diğer enfeksiyonlardan korumak için aşılarını olmalarını öneriyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.